ortaya çıktı. Ya ağlama, ben filmi seyrettim 3 saat 2 dakika Avengers 4'te Endgame'de yıkık bir şehirdeki belediye meclis binasında For God and Country eskilerden kalma. Thanos'un büyük yıkımından öncesinden kalma bir duvar rölyefi haricinde Tanrı kelimesi geçmedi. Tanrı'ya bir yakarış yoktu. Maneviyata, mistiğe, metafiziğe bir gönderme yoktu. Ha, bana diyorlar ki Thor var ya, yani Yunan tanrısı, Roma, Yunan, Paganist dönemin çok tanrılı dinlerini temsil eden, sinirlenen, acıkan, cinselliği yaşayan, öfkelenen, kıskanan, insan nitelikleri sergileyen Thor'u ya da Thanos'u bana bir semavi dinin tanımladığı tanrıyla eşdeğer konuma sokuyor genç adam tartışırken filmi. Dolayısıyla ben her şeyden önce şu olağanüstü platformda, şu nefis fırsatta değerli seyircilere şunu söylemek isterim. Sinemanın, televizyon yayıncılığının, popüler kültürün, çizgi romanların tartışıldığı hiçbir program lüzumsuz değildir. Bilakis hayatidir. İşin kendisidir. İşin kendisidir. Bu programları çok ciddiye almalıyız. Bu programları çocuklarımızla birlikte izlemeliyiz. Bu programlar bittikten sonra jenerik yazıları yükselirken biz bunlar üzerine düşünmeye devam etmeliyiz. Televizyon çocuklarımızın gizli dadısıdır. Kesinlikle. Biz yetiştirmiyoruz artık onları. Orada yayınlanan iletiler yetiştiriyor. Biz bunun farkında bile değiliz. Sinema yeni yetmelerle doluydu gittiğim salon. Thanos öldürür, Thanos öldürmez. O daha güçlü, bu daha güçlü. Bu konuda konuştuğum küçük, bu teenage dediğimiz işte 8-18 arası kitlenin yaşları var. Neredeyse %90'ının evreni yaradan, bizim anladığımız ve kabul ettiğimiz anlamda bir Allah fikriyle hiçbir işi yok. Yok. Onlar böyle uçuyorlar. Başka bir Marvel evreninde, başka bir dünyada onların kahramanları var, peygamberleri var, evliyaları var. İşte evliyalar bu Avengers'taki adamlar. Tam ümitler kesilirken gelip insanoğlunu kurtarıyorlar. Yani... Ama neresinde konumlandığını bilmiyorlar henüz. Evet, yani aslında şöyle bir ekleme yapayım mı? Bakın, şöyle gitmemiz lazım sevgili dostlar. Biz burada bu kayıt dışında masa üstüne yatırdığımız hemen hemen tüm programlar gerçek anlamda çok çalışarak hazırladığımız programlar. Yani hasbelkader oturalım bir çizgi romanı işleyelim diye yapmıyoruz. Bunun çok önemli bir örneği var. Şudur. Bugün bizim kendi inancımız, Allah inancımıza bağlı olarak şeytan kavramının insanlara ne kadar zarar verdiğini ve kötüyü temsil ettiğini hepimiz biliyoruz. Buna kimse hayır diyemez. İman etmiş kimse. Fakat şöyle söylemek istiyorum. Maalesef ve maalesef biz eğer ki bu işin içinde oyuncu olmazsak, biz üretmezsek ürünü, bir başkası bizim çocuklarımızı satın alıyor ve onların beyinlerine başka bir tanrı sokmaya çalışıyor. Buna bir örnek vermek istiyorum.